Evet arkadaşlar, bugün arılığıma geldiğimde ya benim ya çevredeki diğer arıcılardan bir oğul gelmiş. Ben oğul arısını pek sevmem arkadaşlar. Şimdi bakın, yavaş yavaş kovana yöneldiler. Şimdi içeride az önce iki tane bir kraliçe yakaladım. Boyasız bakire kraliçedir. Çiftleşmemiş. Bakın şu an kovanın içine yöneldiler. Çerçeve var, boş çerçeve. Kabarmış petek olursa oğul arısı kabarmış petekleri daha çok sever. Bakın şimdi hepsi içeri, aynı bir koyun sürüsü gibi hepsi içeri gitmeye başladı. Şimdi içeride kraliçe arı bakıyorum. Az önce iki tane yakaladım. Hemen onları şöyle gördüğünüz gibi şu kutucuklar var. Hemen topayla onların içine aldım. Ayırdım. İki tane daha gördüm ama onları maalesef yakalayamadım. Şimdi tekrardan silkeledim de beyaz örtünün üstüne. Bakın görüyor musunuz arıyı? Arkadaşlar oğul arısı saldırmaz. Neden? Çünkü kovandan giderken içerideki balı komple kursaklarına çekerler. Gittiği yerde artık petek mi arayacaklar? Evini, eşyasını alıp gidiyorlar, öyle söyleyeyim yani. Siz nasıl kiracıyken çıkıp eşyanızı alıp gidiyorsunuz, oğul arısı da aynı bu şekildedir. Bu şekildedir. Giderken bütün içerideki balı tüketir, işçi arılar alır, çeker giderler. Bakın yavaş yavaş içeriye gidiyorlar. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ben şu kovanın yani üstünü de kapayın. Tekrardan dışarı çıkmasınlar. Ben kraliçelere bakıyorum. Fazla kraliçe varsa yine onları tutacağım. Oğul arısından arkadaşlar arıyı çoğaltırsak her sene bu arı oğula meyillenir. Onun için ne yapacağız? Aldığımız oğula kendi analarımızdan varsa anasını, yeni anaysa da arkadaşlar bir dahaki baharda bölme olarak bunu çoğaltırsak, birkaç kere yaparsak oğul işini vazgeçerler. Şu an işin açığı kraliçe, yani ana arı diyelim, kraliçe demeyelim de göremedim. Erkek arılar var. Ben videoyu çekerken de dikkatli bakıyorum. Şu an erkek arıdan başka arı göremedim. Büyük bir ihtimal bunda 3 adet kraliçe ana arı vardı. Ben 2 tanesini yakaladım ama bir tanesi kovanda kaldı büyük bir ihtimal. Bir tanesini de öldürmüşler, az önce içeriye atmışlar onu. Videom bittiğinde inşallah sizlere onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz, hani küçükbaş hayvancılık yapanlar iyi bilir. O başta sürüdeki bir koyun vardır. O gidince komple hepsi de onun arkasından gider. Bizim arılar da aynı o şekilde, bakın. Hepsi yavaş yavaş kovanın içine giriyorlar. Öyle arkadaşlar, oğlu yakaladınız mı tavsiye etmeyin. Fazla rahatsız etmeyin. Kovanın içine koyun. Orada kendine kabarmış peteğiniz varsa zaten, eğer çiftleşmiş de eski bir ana arıysa, o zaten otomatik yumurta atmaya başlar. Ama bakire arılarsa onlar birkaç gün sonra çiftleşmeye çıkarlar. Geldiler mi de kovanın içine girer. Oğul balı da güzel olur arkadaşlar. Çünkü komple işçi arıdır. İçeride tüketici yoktur. Ana arı 3-5 gün sonra çiftleşmeye çıkar. Çiftleştikten sonra da gelir, girer, yumurta atmaya başlar. Yumurtalar da 18-21 günde çıkmaya başlar. Ondan sonra da yavaş yavaş da içeride bir bal tüketimi başlar. Bu sene ilk defa artık ya benim bir kontrol de ettim ya da başka bir vatandaşın, çevremde arıcılar var. Onların arısı da olabilir. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Oğula bugün çıktı gitti bir dala kondu, herhangi bir yere kondu, onda sıkıntı olmaz. Ama siz kalkıp da 3-5 günlük bir oğula yaklaşıp aynı bu şekilde yapmaya kalkarsanız size saldırır, size yaralayabilirler, sokarlar yani, o şekilde diyelim. Onun için oğul arısı dediğim gibi balı tükettiği için, karnına balı çektiği için karnından iğneyi çıkarıp size saldıramıyor. Şu kovanın üstüne bir taş koyayım da arkadaşlar uçmasın. Şimdi bakın arkadaşlar, şurada arılar kaldı. Belki burada bir şey olabilir.
kraliçe çağırıp böyle yavaş yavaş girmesini bekliyorum da takip ediyorum var mı yok mu diye. Bakın gayet de bayağı bir erkek arılar var. Avrupa'da bunlara drone diyorlar arkadaşlar. Hmm. Erkek arılar. Erkek arılar da iğne yoklar arkadaşlar. Anlarıyla çiftleşmeye yararlar. Şurada bir kalabalık var bakalım arkadaşlar. Bütün arada bir ana arılar var. Bunu bozalım o zaman. Arılar üstte toplanıyor. Şu an herhangi bir ana arı görmüyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar bir daha atalım. Ben hep kadarlarda uçmaya başladım arkadaşlar. Dediğim gibi kursaklarında bal olduğu için bana zarar veremiyorlar ama normalde birkaç günlük dalda kalan oğul bizi sokabilir arkadaşlar. Evet, videomu da çok uzatmıyorum. Yavaş yavaş bunlar da giriyor. Tekrardan görüşmek üzere. Sevdim. Sizlere de böyle bir video yapayım dedim arkadaşlar. Elinize Allah'a emanet olsun.